Bugün sizinle 10 saniyede pişen et yapıyoruz. Etlerimizi doğradık ince ince. Dilimler haline getirdik arkadaşlar. Eti salıyorum içine. Şimdi geldik işin en lezzetli kısmına. Siz de gelin. Selam arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizinle 10 saniyede pişen et yapıyoruz. Sadece 10 saniyede pişiyor. 10 saniyede pişen dana kavurma yapıyoruz. Gelin malzemelerimizi şimdi birlikte sayalım. 750 gram dana sırt. Yarım kilo iç yağı. Arkadaşlar kavurma yaparken iç yağı mutlaka şarttır. Ama hani insanlar tiksinirler, kokusundan hoşlanmayabilirler. Bunun bir formülü var. Ben burada bunu uyguladım. Şimdi bayağı niye bu kara dersiniz bu yağ, belki siz böyle düşüneceksiniz ama. Ben bunun içine elma rendeledim. Elma suyunda yatırdım. Yağımın kokusunu gidermek istiyorum. Elma suyu iç yağın kokusunu alıyor. Ve gayet rahat ev ortamında güzel bir şekilde kokusuz olarak güzel bir kavurma yapabiliyorsunuz. Arkadaşlar kavurma yapmak için öncelikle böyle bir kavurma sacına ihtiyacımız var. Bunu ben ocağıma koydum. Gayet güzel ısındı. Ve şimdi sudan geçirmiş olduğum yağımı içine döküyorum. Yağımız ocakta erirken etimizi bir taraftan doğramaya başlıyoruz arkadaşlar. Buradaki etimizin püf noktası çok ince olması. Etleri döner şeklinde yapacağız. Nasıl bir döner eti ince ise bizim etimizin de ince olması gerekiyor. Çok hızlı pişeceği için et ne kadar ince olursa içine çok hızlı bir şekilde işlemiş olacak pişmesi. Ben üzerindeki bu astarları alıyorum. Direkt et yapmak istiyorum çünkü. Evet. Burada etimi ince ince gördüğünüz gibi son derece ince etimiz oluyor. Yağ girer girmez hemen pişip çıkacak arkadaşlar. Ve tadına bayılacaksınız. Etlerimizi doğradık ince ince. Dilimler haline getirdik arkadaşlar, bakın bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Böyle ince olacak etler. Ve bunu hemen atıp yağımızdan çıkaracağız şimdi. Arkadaşlar yağlarım iyice eridi. Ve içinden kıkırdaklarımı aldım ben şimdi. Tamamen yağ halinde. Gördüğünüz gibi kıkırdaklarını içinden aldım. Tamamen yağım kaldı orada. Ve o yağın içine etimi salacağım şimdi. Ateşimizin oranı çok yüksek. Şu anda eti salıyorum içine. Yaklaşık 100-150 gram bir et attım arkadaşlar içine. Birden çünkü sıcaklığını şey yapmasın. Şimdi böyle kenara çekiyorum etimi. Ve üzerine tuzumu gezdiriyorum. Ve tekrar içinde gezdiriyorum böyle. Ve böyle hazırlamış olduğum benim bir salata tabağım var. Ona çıkarıyorum arkadaşlar hemen. Evet. Gördüğünüz gibi hemen kızardı da aldım etini. Diğer etlerimi atıyorum arkadaşlar. Şimdi geldik işin en lezzetli kısmına. Siz de gelin. Arkadaşlar etimiz yumuşacık oldu. Gerçekten 10 saniyede bir et pişer mi? İşte pişti böyle. Gördüğünüz gibi şimdi tadına bakacağız. Çok mükemmel. Lezzeti harika. İnanın etin tadına varıyorsunuz. Yani bu lezzetle etin suyu kaçmıyor. Son derece hızlı pişmiş. Gayet güzel lezzetli bir etimiz oluyor. Videomuzu beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle.
Hoşça kalın.